Avuç. Avuç doğru cevap. Saldırgan. Agresif. Agresif doğru cevap. Kum saati. Kum saati doğru cevap. Törpülemek. Törpülemek doğru cevap. Hanımlar beyler, ay finalinin son yarışmacısı ve az önce de söylediğim gibi en tedirgin edicisi Ceren Hanım'la baş başa kaldık masada. 2024'ün ilk ay finalini yapıyoruz. İlk ay birincisi olma şansınız var. Ya siz birinci olacaksınız Ceren Hanım ya Didem Hanım. Para ödülünü ya siz kazanacaksınız ya Didem Hanım. Çok rahatsınız değil mi? Ya aslında daha önce de dediğim gibi benim hedefim yarışabileceğim maksimum sayıda yarışmaktı. Evet. Ben bir nebze hedefimi yerine getirdim. O yüzden içim rahat. Bundan sonrası hayırlısı kimeyse o olsun. Harikulade, çok güzel. Yine yalnız gelmediniz. Evet. Harikulade. Merhabalar. Bertan Bey nasılsınız? İyiyim. Neler oldu görüşmeyeli? Bir şey değişmedi. Çok güzel. Yayınlar nasıl gidiyor? Güzel. Çok iyi. Bugün annenize güveniyor musunuz? Totemim neydi ya? Az güveniyorum yine. Ne? Yine az güveniyorum. Harikulade. Çok iyi. İnşallah yine tutar toteminiz Bertan Bey. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz siz de tekrar. Siz nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Arkadaşlarınızın adını toparladınız mı selam göndermek için? Ben yine göndermeyeyim sana. Aynen, çok mantıklı. Ayaklarınıza sağlık. Beyefendi siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de yok diye tahmin ediyorum selam göndermek istediğiniz arkadaş. Bizi izleyen tüm sevenlerimize selam göndermek istiyorum ben. Aa, popstar çıktı Baran Bey. Sizi izleyen tüm sevenlerinize. Anneannem falan. Anneannem falan. Harikulade bir cevap. Ayaklarınıza sağlık. Sedat Bey hoş geldiniz hoş tekrar. Sizde ne var ne yok? Aynı, herhangi bir değişiklik yok. Değil mi? Ne kadar güzel. Stabil olmak da bayağı iyi şu dönemde. Bugün ne düşünüyorsunuz Ceren Hanım'la ilgili? Bugün evet biraz daha zorlu ama yine de güveniyorum. Hadi bakalım nasıl hadi olacak. Inşallah. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ceren Hanım ne yapalım? Daha başlayalım mı? Cayır cayır. Olur, kaç saniyeydi? 37 miydi? Hedef bir harf alırsak. Size ne? Ceren Hanım size ne? Siz sanki harf mi alıyorsunuz? Hırsınız da. Aa, heyecanlıyım heyecanlıyım deyip deyip. Siz harf marf almıyorsunuz ki ama alırsanız. Bir tane harf alabilirsiniz. O harfi de alırsanız 38 saniye arttırmanız lazım. Baktınız olmadı, hep beraber Onur'a Musakka'ya mı gideceğiz? Hazır mısınız? Hazırım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Savaşta tutsak alınan veya yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan kimse. Köle. Değil. Aa şey, esir. Esir doğru cevap. Efendim dört harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Bir şeyin yerine yenisinin verilebilmesi için kabul edilmiş bulunan süre, kullanma süresi. Miat. Miat doğru cevap. Beş harflilere geçiyoruz efendim. Beş harfli ilk kelimemiz sofraların vazgeçilmez ürünlerinden biri. Gelsin sorusu. Üzüm ve bünyesinde şeker bulunan diğer meyvelerin çeşitli işlemlerle asetik asit fermantasyonuna uğratılması hoşaf sonucu elde edilen ürün. Hoşaf. Değil. Sirke. Sirke doğru cevap. Hoşaf mı? Direkt yüzümü görünce. Efendim, beş harfli ikinci aradığımız kelime geliyor. Ekranda sorusu yağ gibi akıyor şu an. Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen ve yükseldikçe nefes kesen eğimli yer. Yamaç. Daha basit düşünün. Yamaçı daha böyle aşağı doğru düşünün. Bu yukarı doğru. Rampa. Değil. İşte daha başka bir şey de diyoruz ona. Yokuş. Yokuş doğru cevap. Efendim altı harfli yapım eki almış bir sıfata ihtiyacımız var. Tüm sıfat severler için geliyor. Gelsin bakalım. Mecazi anlamda göz alıcı, çekici, albenisi olan. Cazibeli diyeceğim olmayacak. Gibi bir şey. Böyle çok böyle bir aa çok nokta noktadır ya falan. İşveli değil. Değil. Göz alıcı.
Mecazi göz alıcı, anlamda. Çekici, al renkli değil. Da böyle göz alıcı, çekici, mecazi. Farklı bir nokta noktası var. Al beni değil, soru da var. Onun nokta noktası biraz değişiktir. Aa, o çok nokta noktadır. Nokta noktan hava. Batsın. Hava değil. Ha? Hava, havalı. Havalı, doğru cevap. Efendim, 6 harfli 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz şu soruyla. Mecazi anlamda dikkatli olunması gereken özenli ve hesaplı davranış. Dikkatli. İki kelime. Mecazi anlamda özenli ve hesaplı. Böyle bir... İnce iş. İnce iş, doğru cevap. 7 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. Buyursunlar. Mütevazi öğüt. Nasihat. Değil. Tavsiye. Tavsiye, doğru cevap. Nasihat daha şey, yani öğütten fazlası, evet, gibi. Evet aslında. 7 harfli ikinci aradığımız kelime geliyor. Yapım eki almış bir sözcük. Neden sırıttığımı anlayacaksınız. Gelsin sorusu. Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan kimse? Nişanlı. Nişanlı, doğru cevap. Efendim, 8 harflilere geçiverdik. Bakıyoruz, dilimizde yaygın olarak kullanılan bir sözcük arıyoruz. Gelsin bakalım. Her işini kendi görenin kimseye minnet etmeyeceğini belirten sözde kabul ediyorum, razıyım anlamında kullanılan bir tabir. Kabul ediyorum, razıyım. Eyvallah. Eyvallah, doğru cevap. Efendim, 8 harfli tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzaklaşmak. Çekilmek. Bir kimseden uzaklaşmak. Fiziken uzaklaşmak. Hepsi olur. Bulunduğunuz yerden... Ayrılmak. Ayrılmak, doğru cevap. Sevgili izleyenler, gerginlik had safhada. 9 harfli 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabire ihtiyacımız var. Verelim soruyu. Yaratılış açısından kadına göre erkek, erkeğe göre kadın. Karşı cins, doğru cevap. Efendim, 3 soru kaldı. Şampiyon 3 soru sonra belli olacak. Siz mi yoksa Didem Hanım mı alacak ay finalini? Onu göreceğiz. Hiçbir şey kalmadı. Şimdi size mastarla biten 9 harfli bir kelime soracağız. Biri veya bir şey için olumsuz, aşağılayıcı, hoş olmayan saydırmak, sözler söylemek. Saydırmak. Yok, daha basit düşünün ya. Kötülemek. Kötülemek, doğru cevap. Efendim, geldik 10 harflilere. 10 harfli ilk aradığımız cevap iki kelimeden oluşmuş, kalıplaşmış bir tabir. Gelsin bakalım. Toplumsal davranışları analiz edebilme, farklı insanlarla kolaylıkla sosyal iletişim kurabilme, değil, uyumlu çalışabilme yetisi. Doğru başladınız. Sosyal. Sosyal. Ne? Sosyalizm. Yok daha değil, neler. Sosyal. İki kelime efendim. Ha, iki kelime. Sosyal yeti, sosyal. Sosyal. Yeti sorunun içinde var. Nasıl iletişim kurarız efendim biz? Baran neye meraklıydı? Yazılım. Başka? Şey, yapay neyse, zeka, sosyal zeka. Sosyal zeka, doğru cevap. Yıllarımızı verdik. Şimdi efendim son soru. Aha da şampiyonu belli edeceğimiz soru. Didem Hanım, nasıl hissediyorsunuz? Ruhunu teslim etti az önce. Sadece hayır, tıslayarak konuşabiliyor. Ya. Didem Hanım yılana dönüştü hırsından.
Şaka şaka. Sesim kısık. Gerçekten öyle çok mi? Mutluyum. Geçmiş yani... olsun, ne oldu? Yani yok hani. Yani 6 aydır buradayız. Diyor ki sesim kısık, bilmiyormuşuz gibi. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sıcak bir şey içtiniz mi? İçtim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ceren Hanım, bir harf alma hakkınız var hala ama yani 38 saniye arttırmanız gerekecek. Bence ihtiyacınız olmayacaktır. Çünkü enteresan bir kelime geliyor. Bakalım kafanızı karıştıracak mı? Mastarla bitiyor. Tek kelime. Tek kelime. 10 harfli. Gelsin sorusu. Bilinen en eski gıda muhafaza yöntemlerinden biri olan et, balık gibi yiyecekleri dumana tutarak kurutmak. Tütsülemek doğru cevap. Ceren Hanım, çok tebrik ederim. Ruhumu teslim edeceğim. Sona doğru bir heyecan bastı galiba. 9800 puan aldınız. Her yarıştığınız zaman 9800 puan aldınız. Kelime oyununun efsane isimlerinden biri oldunuz. Farkında bile olmadan, heyecandan bunu da fark ettiğinizi sanmıyorum. Harika bir aileniz var. Sizi de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Harika bir anneniz var. Ayın birincisi oldunuz. Siz de harika yarıştınız. Gerçekten müthiş bir ay finali oldu. Onur Bey, bir şanssızlık yaşadınız ama siz de cayır cayır bildiniz. Hilal Hanım, Didem Hanım, gerçekten muhteşem yarışmacılarsınız. 100 puanla kaybettiniz. Yani inanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir puan. Hanımlar, beyler, biliyorsunuz ay finalinde yarışmacımız kazandığı puanın 2 katı parayı hak etmiş oluyor. Ceren Hanım alınabilecek en yüksek rakamla buradan ayrılıyor diyebiliriz. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Çok teşekkür ederim. Çok iyi ağırladınız. Çok mutluyuz biz her seferinde hem buraya geldiğimiz için. Keşke daha fazla gelebilsem yani. Keşke ya. Ben de bakın, bunu gerçekten yapımcılara buradan sesleniyorum. Daha fazla böyle çeyrek finaller, yarı finaller falan yaparız bence. Bir üstüne çalışalım derim. Ceren Hanım, ayaklarınıza sağlık. Harika bir yarışmacısınız. Umarım tekrar bir yerlerde karşılaşırız. Teşekkür. Hanımlar, beyler, 2024'ün ilk ay finalini tamamladık. Alkışlarla Ceren Hanım'ı kutluyoruz.